Bu bayağı daha bizim koruma demirine göre daha da dışta kalıyor abi ya, bayağı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, ufak bir kaza yaşadık, biliyorsunuz sola doğru düştük. Bu düşmeden sonra Ekrem ustamızla konuştuk. Bir takım işte Allah korusun tekrar yaşanmayacağına dair bir kesinleşmiş bir şey olmadığı için bir takım önlemler almaya karar verdim. Ekrem ustam da sağ olsun bana bu konuda destek oldu. Şimdi aldığımız ürünlerin montajını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Exos koruma takozunu takıyoruz. Nasıl takıldığını gösterelim. Bir tane saplamamız var. Bunu güzel bir şekilde takıyoruz. Güzel bir şekilde geçiriyoruz. Arkadan da somunu takıyoruz. Abi peki sen de uzun yıllardır motor sürüyorsun. Bu gizli buzlanma için arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Ya genellikle dağ yollarında gizli buzlanma oluyor. Gerçi otobanlarda da oluyor. Yani kış aylarında dikkatli olmanız lazım. Yani bu gizli buzlanmayı kimse kestiremez. Asfalt gibi görürsünüz ama gizli buzlanmayı zaten otobanlarda gösterirler. Buzlanma olayını gösterirler. Ama dağ yolunda maalesef yok, ama dağ yolunda da yani buzlanmalarda da dikkatli olmanız lazım. Ufak böyle bir asfalt rengi değiştiğini gördüğünüz an daha geriden hani kendinizi güvence alarak yavaşlayarak, zaten yavaşlasınız bir de hani kaydını hissedeceksiniz. O yüzden de yani lastiklerin havasını çok iyi kontrol etmeniz lazım. Yani dağ yollarında yani 20 kilometre hızı geçmemeniz lazım. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Abi ben mesela çok yavaş gitmeme rağmen açıyı kaybettiğim için mi toplayamadım? Ondan mı kaynaklanıyor? Gaz kesip kompresöre bıraktığın için. O da artık tekerleğin sarmasını sağladı. Zaten o anda sen çok iyi orada bir hani seri bir şekilde işlem yaptın. Yapmasan yani motorla beraber sert bağında düşme yaşasan motor da maddi olarak hasar olacak. Sende de en azından bir hasar meydana gelecekti, ama oradaki görmüş olduğum videoda daha önceki bir başka motor motosiklet daha düşmüş herhalde. Ya senle konuştuğum evet, şeyde. Evet. Yerde de bir çizgi daha var. Bir motosiklet daha düşmüş herhalde. Ama gizli buzlanmayı kimse kestiremiyor. Ama dağ yollarında lütfen dikkatli olun. Bir de motorun ağırlığına göre, düşme tepkisine göre yani bu daha farklı şey konulara açabilir yani. Dikkatli olun. Teşekkür ederiz abi. Evet, teşekkür ederim. Bunu arkadaşlar güzel sıkamıyor. Bu böyle sıkmanız gerekiyor. Tamam. Evet Ekrem abi. Ya koruma demiri burada aslında görevini görmüş. Yani aslında yani koruma demirinin buradaki vaziyeti yani garaj aksamlarını koruması, düşme esnasında tabii ki bu bölgede değiyor. Yani arka basamak sol tarafa değmesiyle, koruma demirinin değmesiyle arka kısımlara ve diğer aksamlara zarar vermesini engelliyor. Tabii ki bu düşme şeyine, şiddetine göre değişiyor. Ama gerçekten koruma demirleri bunların darbeye karşı biraz esnekliği vardır. O da şasinin bağlandığı yerlerine zarar vermemesi, saplamaları koparmaması içindir. Ama şimdi takacağımız koruma demiri de düşme esnasında bayağı bir kapsamlı oluyor. Mesela sol stoplama dediğimiz direksiyon ağırlığı, debriyaj kolu, bunları da koruyor, basamakları da koruyor. Taktığımız zaman zaten koruma demirini ki diğer arkadaşlarım da takmıştır, biliyorlar o koruma demirini. Taktığımızda zaten koruma demirini göreceksiniz. Yani ayak sıkışması, kaydığınızda maalesef düştüğünüzde ayağınız buraya sıkışabiliyor, motora beraber kayabiliyorsunuz. Koruma demiri de bu şekilde, koruma demirimiz. Bunu taktığımız zaman da ayak sıkışması, motora kaporta aksamlarına zarar vermesini engelliyor. Yani motora herhangi bir zarar vermiyor, şasi aksamına zarar vermiyor. Sadece düştüğüm esnasında takozlara zarar veriyor. Takozlar da değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar diyordur, makine yok mu? Niye elle yapıyorsun? Manuel seviyorum arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar önemli bir noktaya geldik. Vallahi maalesef kusura bakmayın. Şimdi bu koruma demirini üreten arkadaşlar ellerine sağlık bu arada. Şimdi tabii ki koruma demiri deyip geçmeyin. Bakın şimdi belirli bir yerleri söktük bu koruma demirini takmak için. Şimdi taktığımızda maalesef delikler karşılamıyor. Karşılamadığı için de maalesef ayakları merkezleme tutturarak vidalarının yerlerini tutturmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar cıvataları gevşek bırakıyor. Sonra zırlama yapıyor. Sonra usta diyor motorda diyor zırlama meydana geldi. Sonra tabii ki usta ne yapsın? Motora bakıyor, sağına sola bakıyor. Aslında koruma demiri tam sıkamadığınız ve merkezleme kaçtığı için kaynaklanıyor. Zaten şu anda bak göster. Bak abi. Bak şurada görüyor musun abi? Buradan çaptan kayık. Şimdi ben bunu buraya taksam görüyor musun bak? Nerede? Aşağı indirsem buraya bak abi. Bak. Buraya tam merkezleme yaptım. Buraya bak. Bu yüzden takarken arkadaşlar buna dikkat edin. Lütfen. Ben şimdi uğraşacağım burada. Diğer taraf da aynı şekilde. Şimdiden size kolay gelsin. Yine bir bakkala. Bu bayağı daha bizim koruma demirine göre daha da dışta kalıyor abi ya. Bayağı değil mi? Tabii canım bu şeyde koruyor. Tabii. İyiymiş bayağı. Koruma çıkıyor. İşte montajı zor abi ya. Bu arada GP Composite hızlı kargo için teşekkür ederiz. Ekrem abimiz kadar hızlı olmasa da o da bir ince hızlı davranmış yani. Ne konuda? Hemen göndermişler abi. Ben yavaş mıyım şimdi? Hayır senin kadar hızlı olmasa da dedim zaten ya. Sen daha hızlısın. Hayırlı olsun. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Dikkat edin. Dizi bozanmaya lütfen özen gösterin. Yerdeki ıslaklık ne olursa olsun asfalt rengi ona çok dikkat edin. Dağ yolunda motor süren kardeşlerimiz lütfen dizi bozanmaya dikkat edin. Düştüğün zaman da motora zarar vermiyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Şöyle demirleri de göstereyim arkadaşlar. Tabii. Yandan baktığımızda bayağı dışta duruyor. Diğerine göre. Evet arkadaşlar. Koruma demirleri bu şekilde duruyor. Görüntü bu. Motor da bayağı bir kalıplı gösteriyor. Güzel yani. Kullanışlı. Gördüğünüz gibi koruma demirlerimizi taktırdık. Şimdi bu videoyu koruma demirinin montaj videosunu çekeli yaklaşık 1,5-2 hafta oldu. Niye atmadım videoyu direkt? Koruma demiri montaj videosunu niye atmadım? Koruma demiri ile ilgili biliyorsunuz hani titreşim falan filan muhabbetleri vardı. Bunu deneyimleyip öyle paylaşmak istedim. Orijinal koruma demiri çıkartıp arkadaşlar GP Composite'in koruma demirlerini taktığımda 4500 devir bandında ayaklarda bir titreşim hissediyorum. Motorun öndeki titreşimini ayaklara aktarıyor. Bilginiz olsun. Şimdi hava güzel. Ben burada bir gazlayacağım biraz. Sonra konuşmaya devam edeceğiz.
giderken ayağımda bir titreşim yok arkadaşlar. Mesela 165-168 bandında giderken ayağımda bir titreşim yok. Benim gördüğüm arkadaşlar sadece 4500 kilometre bandında bir titreşim oluyor. Şimdi bir daha bakıyorum. Yok, gene yok. Velhasıl kelam, koruma demirinin koruma alanı geniş, güzel. Bir tek takarken somun yerleri tam böyle birbirine denk gelmiyordu. O biraz uğraştırıyor. Onun dışında kullanışlı, güzel bir ürün. Bu titreme olayına çözüm bulan varsa arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Ben de düşünme aşamasındayım. Aklımda birkaç tane şey var. Şimdi söylemeyeyim, deneme yaptığımda sizlerle paylaşırım. Gayet güzel. Motora böyle bir kalıplı bir görüntü de katıyor bu koruma demirleri. Böyle MT9'u MT07'yi andırıyor biraz. Güzel oluyor. Titreşim istemeyen kendi orijinal koruma demiriyle kullansın. Düştüğümde gördünüz arkadaşlar zaten. Kendi orijinal koruma demiri de iyi iş çıkardı bence. İnce olmasına rağmen benim gözümde çok iyi bir iş çıkardı. Kendi koruma demiri. Yok abi ben her yerini koruyayım diyen de işte benim gibi bu GP kompozitin koruma demirini takıp işte egzoz korumasını falan takıp motoru daha fazla koruma altına alabilirsiniz. Yani düşmeyeceğimizin garantisi yok arkadaşlar. Gizli buzlanmada ben kaydım, düştüm. Önlemimi alayım dedim. Bu şekilde bir önlem uygun gördüm. Tolga Ayvataş. Aynen. Tamam, var mı takipçilere söylemek istediğim bir şey? Vallahi İyi bakalım, öyle olsun. Evet arkadaşlar, koruma demirinin nasıl takıldığını, nasıl montaj yapıldığını gördünüz. İşte artısı nelerdir, eksisi nelerdir? Size bunlardan da bahsettim. Durumlar böyle dostlar. Bir sonraki videodan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Tolga'dan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şu karsan kiriyaka.